Sports YouTube kanalına bir kez daha hoş geldiniz değerli izleyiciler. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci günü tamamladık. Doruk Keskin'le beraber ikinci günün ardından o üç karşılaşmayı konuşmak üzere karşınızdayız. Tabii ki bu üç karşılaşmadan ziyade konuşacağımız şey ne yazık ki kötü bir olay oldu. Daha doğrusu ön plana çıkan Eriksen'in bir anda fenalaşıp yere yığılması ve ardından yüreğimizi ağzımıza getirmesi oldu. Neyse ki ardından bütün haberler e, olumlu geldi. Yani iyi haberler geldi onunla alakalı olarak ve biraz yüreğimize su serpildi. Ya Benim kendi adıma e, gözyaşı döktüğüm, hakikaten çok üzüldüğüm bir an oldu ki eminim izleyiciler, ekranları başındaki izleyiciler ve stattaki izleyiciler de aynı duyguyu yaşamıştır Doruk. Ya maçlar bir tarafa ikinci gün Biraz daha böyle keyifli oluruz derken 3-0'lık mağlubiyetin ardından Eriksen'in bir anda yerde kalması gerçekten inanılmaz bir olaydı. Çok korkuttu bizi Eriksen. Neyse ki sağlığı yerindeymiş. Ee, yani en azından bilince açık konuşabilir halde ama e, kalbiyle alakalı bir sorun olduğu biliniyor şimdilik. Henüz tam olarak net bir yapılmamış yani. olsa da yapılan işlemler ve ardından yapılan açıklamalar biraz bunu da işaret etti. Çok korkutucuydu değil mi? Ya şoktu açıkçası. ya büyük bir şoktu ve sonrasında da bir mucizeydi bana sorarsan. Çünkü işte yukarıda beraber de izliyorduk maçı ve iyi sonuçlanmasını bir yerden sonra beklemediğimiz bir hal oldu. Çünkü hani süreci şu anda bir kez daha gözümün önüne getirdiğimde gerçekten çok korkunçtu. O kadar uzun sürdü ki çünkü o aşama. Gerçekten bitmeyecek zannettik ve herhalde dönemeyecek yani. Herhalde kalbi durdu, herhalde nefes alamıyor. Böyle bir korku geldi bana kendi adıma. Öyle bir de e, tabi bazı sahneleri de görmek zorunda kaldık, evet, bırakıldık ki? yani Danimarka rejisi e, yüzünden. E, mesela o işte elektroşok sahnesini falan görünce insanın umutları bir tık açıkçası yani yukarıda bizim azalmıştı. Evet kanımız dondu o anlarda. E, gerçekten çok geçmiş olsun diyelim yani büyük bir şoktu. Sen de demin söyledin ya elikseni ben bir de ayrı da seviyorum. Yani gerçekten hem oyuncu olarak çok beğendiğim biri hem karakter olarak çok beğendiğim biri. Çok da zor bir iki sene geçiriyor. Evet. Şöyle bir kronolojik olarak bakarsan yani Eriksen'in hayatına. Işte sonra Inter'e gitmesi, orada garip bir karantina süreci geçirmesi, tek başına kalması, işte e, tesislerde üzerine oynamaması vesaire. Böyle bir e, şoku atlatmasından yana açıkçası çok mutluyum. Eliksen'in problemi bilmiyorum. Danimarka doktoru şöyle bir açıklama yapıyor: Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. İşte intere imza attığından beri bütün şeyleri sağlık kontrollerini başarıyla geçti ve Covid-19 geçirmedi diye bir açıklama yaptı Danimarka doktoru. Amirli takım eski doktoru Cengiz Dinç birinspor'a bağlandı bugün. Sen de takip etmişsindir. Onun yaptığı açıklamalar da çok değerliydi. Yani zaten diyor yapılan sağlık kontrolleri aşamasında bu testler sonucunda yapılan testler sonucunda en ufak bir Problem bile ki kalpteki problemlerden bahsediyor tabii ki bunda e, bu durumda. Hemen e, teşhis edilebiliyor ve daha detaylı testlerle çok daha derine de inebiliyor. Dolayısıyla hani eliksenle ilgili olarak e, böyle bir şey vardıysa önceden bunun tespit edilememiş olması da daha mümkün. Aslında bu biraz ortaya çıkıyor. Ha sonradan bir anda oluşmuş bir, oluşmuş bir şey varsa bu elbette başka bir konu ama e, gerçekten hepimiz çok korkutuyor. Benim gözümün önünden asla gitmeyecek. Onun o gözündeki o boş bakış, yere düşüş anı. Ama sonrasında işte o fotoğraf i̇şte acaba var. Acaba o süreçleri yani tabii ki o düşüş anı vesaire tamam da sonrasındaki o süreçleri tanıtlık etmemiz de ne kadar doğru onda da çok emin değilim. İşte evet orada ee, senin de bahsettiğin gibi Denawar rejisinin o kadar fazla e, göstermesi ama orada tabii Care'in önderliğinde bütün oyuncuların çember ...oluşturarak e, Eriksen'i ortalarını alması ve o anların görülmesini engellemeye çalışması... E, ...orada K.R.'in ciddi bir soğukkanlılık göstermesi... ...önce tabii ilk müdahaleyi yapmış olması Eriksen'e... ...ardından takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışması... ...sonra hemen eşinin yanına gitmesi, onu sakinleştirmeye çalışması... ...zaten K.R.'le ilgili sosyal medyada herkes kahraman oldu şeklinde konuşuyor... Evet, yani. sen de biliyorsun ki ama orada bir kişinin yani... Onun gibi birinin olması hakikaten işleri çok daha fazla kolaylaştırdı. İşte burada da zaten e, eşiyle, eşiyle konuşması Eriksen'in ve onu sakinleştirmeye çalıştığı anlar geliyor ekrana. Burada galiba e, hem bir toplumsal bilinç var hem de yani e, K.R. orada çok önemli bir ilk ilk, evet. i̇lk müdahale daha yapıyor. Hani yani ilk yardım bilincine de sahip çünkü yazılanlar e, şunu söylüyor hem dilinin kaçmasını, Engellemiş. engellemesi lazım. Hem e, Eliksen'i doğru pozisyona getirip kalk masajına başlamış ve ardından da işte bu bahsettiğin hem takımı bir araya getiriyor. Orada Danimarka takımı da işte bu fotoğrafta e, çok ciddi bir bilince sahipler. Herkes herkes olmasa da işte mesela e, Thomas Delaney bayağı ağlıyordu orada. Evet. E, ama işte Schmeichel ve e, Simon Ka'ye olayı kriz anını çok gerçekten iyi yönettiler. yönettiler. Umuyorum bir daha hiç karşılaşmayacağımız bir şey olur. Gerçekten inanamadım çünkü olay yaşandığında dediğim gibi bence bir mucizeyle tanıklık ettik gibi geliyor bana. Tam da işte o anlarda Danimarka bütün karşılaşmalarını kaybetse bile Eriksen'i kazanmış olmak galiba herkes için yani yarın öbür gün kaybederse turnuvadan tamamen mağlubiyetle gruplardan çıkamazsa vesaire yani ne olursa olsun oradaki işte Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğu haberi bence bütün yürekleri su serpiyor. Zaten sonrasında maç da devam etti yani. Ya Ona ne diyorsun mesela maçın? E şimdi diyorlar ki ya yazılan şu iki oyuncu grubu da mutabık oldular ve maçı oynadılar. Şöyle de bir şey söylendi. Eliksen aran, ya aramış. Evet, bir görüntülü konuşulmuş yapıyor. oyuncularla Aynen. birlikte. E, ve ardından da Eriksen maça çıkmalarını istediğini ve oynamalarını istediğini söylemiş. Bunun sonucunda da oyuncular sağ çıkma kararı almış gibi Ama bir durum Ama şöyle de şeyler konusu. yazıyor. Ya. Ben çıkarken bunu görmediğim için aktaracağım sadece. Tekrar ısınmaya çıktıklarında Danimarkalı oyuncuların hala ağlayan futbolcu olduğu Tabii ki da söyleniyor. Böyle bir şey inanılmaz bir şey Gerek var yani mı bir daha Çok zor. Emin değilim. Hadi oynattın şey de bana çok saçma geldi. 43. dakika başladı. 45'te bir tane daha e, ara oldu. Sonra ikinci yer oynandı falan. Kaldığı yerden Bu devam kadar büyük için. bir trajedi olmuşken de Danimarka Finlandiya maçının illa bugün Gün batmadan tamamlanması gerekiyor mu? Cidden emin değilim. Ben ya. şöyle düşündüm. Hatta emeğinin batmaması, e, oynanmaması gerektiğini. Ben şöyle düşündüm açıkçası. Şimdi empati yapıyorum. Futbolcu olsam, takım arkadaşım böyle ağır bir şey geçirmiş olsa ve arasa bana dese ki e, ''Seyhan bu maçı çıkıp oynayacaksın, benim için bu maçı kazanacaksın.'' dese... Yani orada kendi duygularım mı ağır basar yoksa arkadaşımın öyle bir sorun, öyle bir problem yaşamış, belki de ölümden dönmüş arkadaşımın istediği mi ağır basar diye düşündüğümde sanki onun istediği daha ağır bas basarmış gibi geliyor bana. Zaten bu arada gördük yani Danimarkalı oyuncular oynayamadılar ki. Finlandiya hayat, hayatında diyorum. Tarihinde ilk defa Avrupa şampiyonasına çıkıyor. ilk maçından da galibiyetle ayrılıyor. Bir de bir isabetli şutla. Zaten rakamlar skandal. Evet i̇ki kere ama işte burada tabii o psikolojik faktörlerin etkisi gol var. Atlar. Evet Evet hani Eriksen böyle bir şey istediyse okey ee, ama böyle bir olayın içinde yani bu kadar büyük bir e, durumun içinde de kalkıp grubun ilk maçı bir final değil bir, ne bileyim son 16 değil sıkışık bir fikstür yok. Yarın da oynatabilirsin iki gün sonra da oynatabilirsin evet, maçı. Doğru. Çok garip geldi artık ya iş koptu çünkü maçtan çok çıkmıştı olay. Bir insan hayatı söz konusuyken Danimarka-Finlandiya maçının tamamlanmasını diretmek bana açıkçası çok saçma geldi orada. Ben bir tek şu koşulda buna tamam diyebilirim. İşte o da eğer futbolcuların isteği doğrultusundaysa yani Eriksen ve futbolcular bunu istediyse ben buna tamam diyorum ama e, onun dışında farklı bir şey varsa yani bir dayatma söz konusuysa o zaman tabii ki bence de kabul edilemez ama bence ilk şık burada e, çünkü sonuçta sadece orada işte statta bulunanlar ya da oyuncular ya da teknik heyet ya da o anda şahitlik edenler değil bütün dünya ya için yani herkesin gözü kulağı zaten bu maçlarda artık biliyorsun ki Avrupa Şampiyonası'nda ya bunu bu şekilde riske edemezler. Yani ya ben oyuncuların çok oynamak istediklerini düşünmüyorum kendimce. Yani biraz empati yapıyorum. Orada arkadaşının durumu yani önünde adam yere yığılmış ve evet. ne halde çıkıyor sahadan Doğru. sen ondan sonra dönüp ya o maça ne kadar motive olursa, mesela bugün Lukaku bile maçtan sonra, daha doğrusu maçtan önce, Rusya maçından önce ağladığını ve odağını kaybettiğini söyledi. Ki iş öyle bir noktaya geldik ki biz şey falan konuştuk. Yani acaba turnuva durak katılacak mı? Ben evet, evet, maçı Zaten iptal olur da turnuvanın gidişatının olacakları falan konuşuyorduk. Ben hani sanmıyorum Dileney'in, Pulse'nin falan, Schmeichel'in kalkıp beyler oynayalım gibi bir tavır takınacağını ama tabii ki bilemiyorum. Yani konu o değil, As esas konu burada hem Danimarka doktorlarını kutlamak lazım hem Kaya'yı kutlamak lazım. Ee, çok ciddi bir şekilde yani ilk yardım ne kadar nedenle önemli olduğunu da gördüğümüz e, bir sekansla e, ya çok mutluyum. E, sonunun trajedik bitmemesine, trajediyle e, sonlanmamasına. Çünkü gerçekten Elik seni harbiden ayrı seviyorum yani. Ve çok zor günler, zamanlar da yaşadı. Aklıma hemen şey geliyor mesela. O 90 artı oyunu aldığı bir kısım vardı ya Elik böyle bitik hali. 90 artı 3'te işte böyle kenarda adam geçen sene şampiyonlar ligi finali oynayan takımın en önemli oyuncusu. Geliyorsun bambaşka bir şehirde. Ben oralarda hani bir takım psikolojik problemler de yaşadığını, hani bir takım buhranlar da yaşadığını düşünüyorum Eriksen'in. Her şey üst üste geldi. Umuyorum bundan sonra uzun bir süre çok sağlıklı bir hayatı olur. Hem mental hem fiziksel. Peki bu durumdan sonra Eriksen olsan futbolu bırakır mıydın? Ya bilmiyorum ne kadar iştahlı olduğuyla alakalı ama sanki Eriksen'in son dönemlerde dedim ya böyle zaten bir eşik vardı bence Eriksen'in atlaması gereken. Bu Şampiyonlar Ligi finalinden sonra o eşiği atla, atlayamadıktan sonra da bir buhranı düştü. Hala kafasında tamamlayamadı, tamamlayamadığını düşündüğü şeyler varsa evet devam etmek isteyecektir. Sonuçta en iyi yaptığı şey bu bütün hayatı. sağlığı el verecek. Mi? Ama doktorlar ne diyecek zaten? Bu Eriksen'in evet. vereceği bir karardan ziyade doktorun, doktorların ne diyecekleriyle doğru orantılı galiba. Neyse ki biz o fotoğrafı gördük. Yani Eriksen'in Stadia'da evet. elini başına götürdüğü, gözleri açık bir şekilde hafif doğrulduğu o fotoğrafı gördük. Hepimizin tüm dünyanın yüreğine su serpildi. Bence burada önemli olan da o. İşte şu an galiba bu anı gören herkes sevinçten gözyaşlarına boğulmuştur. Öncesinde acaba ne olacak diye ağlayan herkes. O yüzden de bir kez daha çok geçmiş olsun. Neyse ki kötü sonla bitmedi. Neyse ki sağlık durumu iyi. Neyse ki her şey yolunda. Bu arada hemen e, stadın çok yakınındaki e, bir üniversite hastanesine kaldırılıyor Kea ve Kea diyorum, özür diliyorum Eriksen. E, ama Kea'nın, Eriksen'in şu anki halinde olmasında çok büyük etkisi olduğunu da söylemek lazım. Hem organizasyonu yaptığı için, hem orada çok ciddi bir liderlik gösterdiği için, takım arkadaşlarını bir şekilde ayakta tuttuğu için ve tabii ki ilk... Müdahaleyi gerçekleştirmiş olduğu için en fazla. Maça geçelim o zaman. Danimarka-Finlandiya'ya mı? Evet. Danimarka-Finlandiya maçına geçelim. Şimdi maç sonuçta bir şekilde oynandı. Yeniden başlatıldı. Türkiye saatiyle 9.30'da kaldığı yerden oynatıldı. Ee, ve 1-0 kazanan Finlandiya oldu. Ama tabii sayılar az önce de söylediğimiz gibi çok acayip sayılar. Yani çok komik Yani Finlandiya'nın çok kazanabileceği türden bir çok maç zaten yoktu değildi. Zaten. Evet. Yani kazanası da yoktu gibi bir maç evet. oldu. Ama sonuçta Danimarka'nın penaltı kaçırdığı... Ondan sonra e, Finlandiya'nın bir de bir yaparak gol bulduğu bir maçı geride bıraktık. Hani çok klişe derler ya atanla tutan iyi olacak diye. Bence Finlandiya'da zaten bir atanla tutan iyi gibi şu an. Yani kadronun averaj üstü iki oyuncusu var. Ee, i̇şte rakamlar da geliyor. Biri Hradiski, e, kaleci e, Leverkusen kalecisi. Biri de e, Pukki. E, zaten penaltıyı da kurtardı. Maçın adamı oldu Hradiski ama... Ya, ikinci yarı da hani Danimarka Evet, baskı kurdu. Ya çok da maçı da konuşasım yok. çünkü. Allah aşkına o... Şuradaki rakip ceza sahasında topla buluşmadı iki yazıyor. Bir de bir isabetli evet, şut. İki kere gelmişler aynen. Evet. Ee, bir şutta gol olmuş. Ama ben Danimarkalı futbolcuların gerçekten ikinci yer itibariyle çok daha e, işin mental olarak içinde olamadıklarını düşünüyorum. Bir de hani değil. onu da bir kenara bırakıyorum. Takımın en önemli oyuncusu da yok sahada. Evet. Yani bir de Eriksen de çıkıyor takımın bir numaralı beyni ya her şeyi yani. En iyi düşünen, en yetenekli, en iyi hayal gücü olan, en iyi yaratan oyuncusu da çıkınca e, yani sürpriz tabii bu sonuç. Grubu da karıştırır bu arada bayağı. Bu sonuç. Öyle görünüyor yani. E, grup ciddi anlamda karışmış durumda. Şu anda Belçika'da zaten Rusya karşısında kazanmasını bildi. 3 puan beşi, e, Beşiktaş diyorum. 3 puan Belçika. Üç puan şimdi bu sonuçta Finlandiya ve diğer Rusya ve Danimarka sıfır puanda. Ama bugüne bakarsan yani düne bakarsan yani Rusya'nın durumu en sıkıntılı gözüken takım Rusya. En tat vermeyen, en ortaya bir şey koymayan takım Rusya. Belli Finlandiya kapatabildiği kadar kalesini kapatmaya çalışacak. Ama Rusya'nın daha ciddi problemleri var çünkü Rusya'nın üretmesi gerekiyor. Bundan da bayağı uzak gibiler. Öyle görünüyorlar gerçekten. Birazdan onu da ayrıca konuşuruz tabii ki. Diğer taraftan şimdi bu maçla ilgili olarak yani ben açıkçası sonraki karşılaşmada böyle bir sonuç olacağını düşünmüyorum. Ya Danimarka açısından bu kadar sıkıntı olacağını düşünmüyorum nedense bilmiyorum katılır mısın? Rahat toparlayacaklardır. Yani, mesela Rusya maçını rahat evet, geçeceklerini düşünüyorsun. Evet biraz daha toparlayacaklardır. Yani zaten mental e... problemler geride kalacak inşallah iyi haberlerle de beraber. Evet ya tabii. Ne kadar konsantre olacaklarıyla alakalı, biraz Eriksen'in durumuyla beraber mental olarak ne duruma gelecekleriyle alakalı ama bugün izlediğimiz Rusya ile Danimarka'ya bakarsan ben de Danimarka'nın daha üretken olduğunu ve daha gole yakın bir takım olduğunu düşünüyorum. Bugün çok iyi bir kaleci performansına kaybettiler Finlandiya karşısına. Hı hı. E çok e, kısmetsizlerdi biraz da yani. E, tek pozisyondan belki yarım pozisyondan bir gol yediler ama kesinlikle Danimarka'dan Rusya'dan daha fazla şey vaat ettiklerini ben de düşünüyorum. Peki diğer maçla devam edelim mi? Edelim tabii ya. Niyet mi? Ee, hadi edelim <laughs> o zaman. Belçika Rusya maçını zaten konuştuk. Belçika da çok üstün bir oyun sergileyerek zaten bu arada kazanmasını bildi. Rusya daha doğrusu belki de sahada yoktu. Yani hangisini söyleyelim? Belçika mı çok iyiydi Rusya mı çok kötüydü? Yoksa ikisi bir arada mı? Bence Rusya ciddi kötüydü. Zaten yani Rusya'dan ne kadar bir beklentimiz var o da ayrı bir soru işareti ama şimdi De Bruyne yok. Hazar'ın formu ortada. Ve Axel Witsel yok. Buna rağmen ya Belçika takımı hiç zorlanmadı. E çünkü işte Lukaku'ya sahipler. Lukaku çok ekstra bir oyun oynadı. E, bence Thomas Meunier de çok ekstra bir oyun oynadı. Yani Kastanya sakatlandıktan sonra e, yerine giren ve çok daha fazla e, kaleyi ya da ceza sahasını talep eden bir Meunier vardı. E, böyle olunca maçı çabuk çözdüler. Belçika takımı yanılmıyorsam en yaşlı mil takım bu kupadaki. E, bu jenerasyonu biliyorsun uzun zamandır konuşuyoruz yani. 2010 2014 Dünya Kupası'ndan beri Belçika'nın elindeki jenerasyonuyla bir kupa alıp alamayacağını konuşuyoruz. Galiba bu köprüden önceki son çıkış gibi gözüküyor. İşte Belçika e, 28.7 ile en yaşlı Aynen. kadroya sahip. Bu arada ya bir yani... Euro daha göremeyebilirler. Yani belki Dünya Kupası görür bu jenerasyonu ama hatta görürler. E, bu arada ben Karasko'yu beğendim yani. Hem bugün beğendim. Zaten çok iyi bir sezonu geride bıraktı. Bir de sen de biliyorsun onun onun onunla sadece onunla alakalı Tabii ki Atletico bağlıyor. Madrid olması ayrı bir yere sahip bende o açıdan ama yok gerçekten çok iyi bir sezonu geride bıraktı yani Carrasco bu sene. Ve diğer taraftan bence milli takım performansı da yani en azından bugünkü maç daha doğrusu dünkü maç özelinde bence gayet iyiydi. Yani oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim ben. Ya Öyle tabii ki. Bir de Lukaku ile oynamak biraz insanı rahatlatan bir durum. Çünkü Lukaku yani bir 9'dan fazlası olduğu için bir forvetten, santrifordan fazlası olduğu için özellikle kanat oyuncularını çok rahatlatıyor. İyi de bekleri var Belçika'nın. Sürekli tamam. olarak bekler ileride. E, Kanatlar içe konumlanıyor ve Karasko'yu da o Lukaku bağlantısına daha yakın bir hale getirebiliyorsunuz. Ya bugün de biliyorsunuz Lukaku hakkında özellikle İngiltere'deyken çok şey muhabbeti yapılıyordu. Yani büyük maçlarda e, çok yer almıyor, sahne almıyor gibi. Ama sağ olsun Intel'le önce bu sene ya, onu kırdı. Bir de sen çok iyi hatırlarsın Doruk. Yani Intel e ilk geldiği zaman ne kadar fazla yerden yere vurulduğunun işte kilo problemiyle alakalı evet. olsun. Ve bir anda o adam çıktı damga vurdu oynadığı iki yıla ve şimdi de inanılmaz bir mut, yani Avrupa şampiyonası geçireceğini bence sinyallerini veriyor. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle bir fotoğraf hatırlıyorum. Manchester United sezon başında işte fotoğraf çekimi yapacak. Hatırladın mı o fotoğrafı? Hatırladın. Lukaku bitik. Yani hı hı mutsuzum diye bağıran bir şekilde hani beni buradan alın pozu vermişti hatırlıyorsan. Ee, ama o da şöyle bir şanslı abi şimdi bir sene kon, iki sene Conte ile çalıştı. Yaza geldi Thierry ile çalışıyor. Şimdi Belçika'da da var. Hani gerçekten çok şanslı yani. Hem oyununu hala geliştirmek için hem de Thierry ile bir ay geçirmek bir forvet için bence muazzam bir ayrıcalıktır. Değil mi? Ya. Kesinlikle katılıyorum. 24 gol 11 asist oynadı bu sezon. Evet inanılmaz yani Lukaku Martinez ikilisi zaten damga vurdu bütün Avrupa'ya. Hatta neredeyse dünyaya damga vurdu sergilediği oyunla beraber. E şimdi bir de gelip Avrupa Şampiyonası'nda da bunu taçlandırırsa ki zaten maçın da oyuncusu seçildi yani bu performans performansıyla bir beraber tabii ki çok, beraber çok normal elbette bu da e, bence üzerine koyarak devam edecek gibi. Ya zaten ben Belçika'nın hücum tarafında bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Belki savunma anlamında hani o üç stoperi biraz ağır biraz daha tecrübeli ama daha yavaş stoperler. Bir de işte eksik parçalar geldiğinde yani Kevin De Bruyne ile ve Kevin De Bruyne'siz Belçika'nın da arasında rahat bir gömlek oynadığı için Tabii ki. Ee, ama bugünkü görünüm biraz Rusya'dan da kaynaklı olarak e, turnuvaya iyi giren ve gayet formda bir başlangıç yapan Belçika'ydı. Ve gelelim bizim grubumuzdaki Galler-İsviçre maçına o zaman. Bugünün ilk maçıydı ve izlerken ben biraz korktum. Doğru. Hangi tar hangi taraftan korktun? Yani ikisinden İkisi de yani beni korkuttu diyebilirim. Çünkü neden? Bir tarafta zaten biz kapalı savunmalara karşı çok fazla istediğimizi yapabilen bir takım değiliz. Diğer taraftan İsviçre'de de zıpkın gibi gerçekten bu ifadeyi İtalya içinde kullanmıştım ama inanılmaz oynuyor bence İsviçre. Yani Embolo'nun performansı olsun. Embolo çok e, ekstra oynadı. Gerçekten. gerçekten ekstra. Yani tamam her zaman iyiydi Embolo ama bugün müthiş bir oyun sergiledi. E diğer taraftan Seferovic'in kaçırdığı pozisyonlar. Evet. Seferovic konusu Gerçi Embolo geldi. Evet. Önce de bugün gerçekten Embolo ya yani hep zaten durdurulamaz gibi yani. Patlayıcılığıyla ve hızıyla öne çıkan bir oyuncu da bugün harbiden e, gayler defansını bayağı süklete etti. Ama bence Embolo'nun bu oyunu biraz Seferovic'le alakalı. Şimdi Seferovic ya bana sorarsan bu seviyede bitiricilik olarak Yetersiz bir santrifor. Bitiremedi zaten bugün çok Ay, çok. Bana diyeceksin ki adam 25 gol atmış Benfica'da Doruk nasıl yani yetersiz diye ama işte bu nesnede mesela gerçekten felaket bir iki sezonu var. 2 yani golle 3 golle çıktı sezonları var. Ama Seferovic o kadar yırtıcı işte fizikli hava topu alan savunmayı yoran bir santrifor ki. Onun yanında böyle bir koşucunuz varsa Mbolo gibi onu alanlar açabiliyorsunuz. Bence çok iyi bir ikili kurmuşlar. Ama ben de en ciddi yanının savunma olduğunu düşünüyorum. Yani burada iyi ben bir üçlü dedim. var. Yani çok hızlı bir Akanji var. İşte Fabian Şar ve Elvedi. Hepsi topla da haşır neşir olabilen oyuncular. İki iyi beki var. Mbappé bence kariyer sezonunu geçirdi. Evet bugün de bugün diyorum sürekli dün de iyi oynadı. E, ee, Wolfsburg'da, Wolfsburg'da yani çok iyi savunma olarak çok iyi bir sezon geçirdiği için ben Mbappé'nin savunmasını da geliştirdiğini düşünüyorum bu açıdan. Bu çok arada Somer'in de 15. dakikada yaptığı kurtarışı muhtemelen hatırlıyorsundur. İnanılmaz bir bence iki kaleci de çok iyi oynadı evet, bu Evet evet doğru söylüyorsun gerçekten. Yani, i̇şte e, maça hükmeden İsviçre'ydi ama 1-0'dan sonra işte psikoloji var ya skoru evet, psikolojisi evet. o o çözülemiyor bir türlü Zaten yani. işte zaten o psikolojiye girdikleri zaman golü Takvili yediler. golü yediler. E, evet. bu arada ikinci golü de buldularmış işte, Offside sebebiyle gol geçerliliği kazanmadı. Gavrilović de şey oldu. İşte sürekli şey konuşuyoruz biz de Seferovic'in bu işte bitirememesi vesaire Gavrilović oyuna girdi 50 saniye sonra falan gol attı. Ofsayttan sayılmadı ama için yerine girdikten sonra e, burada tabii işi çözen Murdu yani hı hı. E, Galler'de normalde Galler takımı da bir pivot santrforla oynamıyor biliyorsun. İşte Bale'la oynuyor. Harry Wilson ve Daniel James sürekli mobil olarak oynuyorlar. Ama onlar da bir savunma olarak değişikliğe gidip bu maç Mur'la oynadılar. Mantıklı da yapmışlar. Çünkü bakıyorsun 3 tane stoperle. Mesela bizim maçı hatırla Seyhan hem Bonitçi hem Kele'nin hem Florenzi kalıyordu geride ve Burak Yılmaz aralarında top almakta zorlanıyordu. Ama 1.95'lik Muğur'u 3 stoperin arasına atınca Galler onu uzun atıp top indirebildiler. Kaleye de daha rahat gitme şansları oldu yer yer. Evet. Yani 11 geldi işte Ben de bir yandan bir kez daha 11'e bakıyordum zaten. Ama sonuç olarak beni neden korkuttu kısmına gelecek olursam işte kapanan takımlara karşı bizim çok fazla açamadığımız, şimdiye kadar oynadığımız maçlarda kapanan takımları ve diğer taraftan İsviçre cephesinde de İsviçre'de İtalya gibi yani topa sahip olan, daha çok pas yapan, daha dinamik, daha dominant bir takım ve onlara karşı ne yapacağımız da normal şartlarda dünkü maç oynan, daha doğrusu İtalya maçı oynanmamış olsa İsviçre'ye karşı tabii ki şansımız var. Zaten hani yaratıcı oyuncularımız bizim de çok fazla iyi bir kadromuz var konusunu konuşurdum ama izleyince maçı ve bizim İtalya maçında göz önünde bulundurduğumuzda biraz korkutmadı değil. Ya mutlaka bu arada Şenol Güneş gerekli dokunuşları yapacaktır ve İtalya maçı o cuma gününde kaldı ve bir daha inşallah öyle bir şey yaşanmayacak ama yine de çok beklediğinden daha iyi durumda İsviçre. Ya İsviçre tabii ki dediğim gibi önceki çok iyi bir savunmaları var ve eğer bizi İtalyarsa kaleye topla ilişkisi iyi olan 3 tane stoperde olduğu için ve bekler de çok hareketli ve hızlı olduğu için bize sıkıntı yaratabilirler. E bir de orada mesela şöyle bir durum var. Omurga tamamen Mönchengladbach omurgası. Yani Kaleci Zomer Mönchengladbachlı. Elvedi ağır sakatlıktan dolayı oynamadı ama Zakarya da normalde bu takımın ilk 11 oyuncusu ve ileride Embolo hani birbiriyle oynamaya alışkın da bir dörtlü var orada. E, ama beni en çok korkutan bugün dün <laughs> Seferovic ile Embolo'nun arasındaki bağıydı. E, ona çok dikkat etmemiz lazım. Onun yanında bekleri de acilen, yani o gün bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü özellikle bu çok formda gözüküyor. Evet, bu arada biz e, biz embolodan bahsettik, Seferovic'ten bahsettik ama da, ya çok tehlikeli ayak, yani Şaçiri de yine çok e, tehlikeli isimlerden bir tanesi orada. E, Cakadan zaten bahsediyoruz. Evet, o da ya fena bu, sezon sonucu Evet, mesela. aynen öyle. Gerçekten çok tehlikeli ayakları var. Bir şekilde bizim o her zaman iyi yaptığımız yani o eleme maçlarında 3 gol yedik ve 3'ü sadece duran toptan yenmiş gollerdi ya yine bizim o hüviyetimize eski hüviyetimize savunma anlamında geri dönmemiz lazım ki artık gol yeme lüksümüz yok çünkü biliyorsun ki e, average çok büyük bir önem arz ediyor. Yani üçüncülük için en iyi 4 de turnuvaya devam edeceğini düşünürsek en azından bunu çok dikkate almalıyız. E tabii ki ilk hedef 2'de 2 tak tak, tak tak gitmek ama diğer türlü 4 puanda duruma göre muhtemelen bize yetecektir. Galler tarafı da şöyle şimdi golü atan Moura olduğu için bir sonraki maça muhtemelen yine başlayacaktır ama orada da çok ciddi bir kontrol tehdidi var. Yani çok çok hızlı 3-4 tane oyuncuları var. Bilmiyorum nasıl bir formasyonda çıkacağız. Belki o gün biz bir üçlü savunma deneyebiliriz. Daha geride kalabalık olmak için tıpkı Mancini İtalyasının bize yaptığı yer yer Florenzi'yi çekerek ya da bugün İsviçre'nin Galler'e karşı Plan olarak yaptı ama sonra karşılarında bir pivot Santrafor'la karşılaştıkları gibi. Bence ilk maçı Galler'le oynamamız bir avantaj. Bana sorarsan Bence çünkü İsviçre'de biraz yıpranacak İtalya maçında doğal olarak. Ama tabii ki İsviçre maçı çok daha belirleyici olacak. Çok daha taf bir takımlar, çok daha iyi savunma yapıyorlar. Ve daha üretken oldukları aşker İlk maç Galler'le 16'sında sonra hı hı. kapanışı İsviçre'yle yapacağız. Ee, bence bizim İtalya karşısında oynadığımız oyun çok bizim oyunumuz değildi yani o günü unutacağız zaten. Ee, kendimize gelmiş bir şekilde Galler karşısına çıkacağız. Turnuva oynamak öyle fırsatları zaten. Fırsatları değerlendirmek o... lazım ya Doruk. Yani e, elimize geçen bütün fırsatları da bitiricilik noktasında hiçbir problem yaşamadan kaleye göndermek lazım ki fırsat tepince çünkü o zaman çok arıyoruz. Biraz sakin olmak lazım diye düşünüyorum genel olarak. Yani Galler maçını şimdi bir yan bir beklentiyle hemen işte favori olduğumuz kağıt üzerine daha favori demeyeyim de kazanma ihtimali iki takım koyduğunda daha yüksek olan milli takım biz olduğumuz için çok panik yapmadan daha makul daha iyi bir planla oynamamız gerekiyor. Sen dün sormuştun hani bir değişiklik yapar mı diye. Ben bugünkü galleri görünce evet belki bir takım değişiklikler yapabileceğini düşünüyorum. Şenol Hoca'nın tabii ki Şenol Güneş'in tercihleri. Ee, ama burada galiba anahtar kelime biraz sabır. Çünkü ya İsviçre'de işte 1-0 öne geçti. Her şey onların kontrolünde gibi gözüküyordu. Hemen hemen mesela Gerrit Bale'li cihaz hastasına sokmadılar. Evet. Bir kere sokmuşlar yani. Ama sonuç ne? Bir bir galler evine döndüğünde diyor ki tamam abi ben istediğimi aldım buradan. Bir puan benim için gayet iyi. Ben çünkü üç beraberlikle belki bu gruptan çıkarım diyor. Ee, o yüzden biraz sabır burada anahtar olabilir. Ama hem e, bence hem Gerrit Bale hem de galler o yarı final oynayan galler değil. Gerrit de zaten eski performansında değil Bale. yani bunu hepimiz biliyoruz uzun zamandır değil. E Tottenham'da da inişli çıkışlı bir sezon geçirdi zaten bence. Doğru söylüyorsun. Zaten Galler'in yani, elitliklerde sürekli olarak oynayan e, bir oyuncusu. Ya, şu an hızlıca bir düşündüm. E, yani Daha çok championship üzerinde kurulu Hı -hı. bir takım. Yani, Daniel James mesela United'da sürekli olarak oynamıyor. Ya da Ben Davies'e Tottenham'ın ana e, beki değil. Yine bir rotasyona giriyor ya da sol stoper oynadığında. Ama tabii bu İsviçre'ye bakarsan İsviçre çok daha oturmuş. Genel olarak Bundesliga'nın belli baş takımlarında oynayan ya da işte Premier Lig oynayan e, bir kadroya sahip, çok daha kaliteli. O yüzden ben ilk maçın Gallerle, yani ikinci maçın Gallerle olmasının bizim için mental olarak da bir rehabilitasyon olabileceğini düşünüyorum. O zaman haydi Tweetleri görelim. Bakalım neler ön plana çıkmış. Yine güzel tweetler vardı Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci günle ilgili olarak değerli izleyiciler. ESPN'in tweeti var şu anda ekranda. Simon Kerr, Eriksen'in yere düşüşünün ardından ilk ona cevap veren, ilk onun yanında olan isimlerden biriydi. Sonrasında eşini de rahatlattı diyor ESPN ki zaten ilk fotoğrafını da görüyorsunuz Eriksen'in eşini rahatlattığını anın fotoğrafını. Ya herkese ki bunu yaptı da zaten, bu evet, şeyi bu aynen arada. öyle. Kendi takım arkadaşlarına yaptı gitti Eriksen'e yardımcı oldu eşiyle ilgilendi. Sen ne yapardın mesela öyle bir durumda? Uf çok zor soru yani bir kere Simon K gibi soğukkanlı kalacağımı zannetmiyorum ya Seyhan ve hani o dedim ya esas olay o temel ilk yardım bilgisi emin değilim ben yanlış bir şey yapmaktan İnsanın korkacağım bildiğini için mesela doktoru beklerdim. anlardan bir tanesi Ama düşünsene kırılma anı o işte yani o doktoru beklerken ki yaptığı müdahale belki de Doğru. esas hareket ve onun onu biliyor olması e, temel konu zaten. Ne yaptığını bildiğinden eminsen evet. hiçbir problem yaşamazsın durumda. Ama galiba. bazenlerde ne yaptığını bilinen emin olsan bile bir durur ya hani kapatır kendini zihin. Sanki öyle bir ya, anda. Ya bence olarak. işte o kaptanlık baz, pazubandının herkese verilmemesinin de Değil mi? sebebi gibi biraz. Aynen öyle. Yani hem takım üzerine kurduğu etki hem de bütün bu işi idare etmesiyle kaptan nedir? Kaptan böyledir yani. Evet kahraman ilan yani edildi zaten Simon Kerr değerli izleyiciler. E sonraki tweet'e bakalım hemen. Şimdi bu e, bu gerçekten Galler e, milli takımının enteresan ya yani maç öncesi fotoğraflarındaki enteresan ben sana Soruyorum. Ben de sana soruyorum şimdi neden böyle fotoğraf çektirirsin? Bence bilinçli. Trollemek için. Tabii. Çok iyi troll. Bence de öyle. umuyorum devam ederler mesela bizim maçta biri yere yatsın. <laughs> hani olur ya böyle bir yere yatar, fotoğraf çeker. Umuyorum böyle şeylere devam ederler çünkü harbiden komikler ya. Yani. Gerçekten çok komik. Zaten çok da fazla beğeniliyor, çok da fazla konuşuluyor. E, sağ alt, gerçekten <laughs> sağ alttaki çok iyi ya. Geçelim sonrakini görelim şimdi. Peki sonmuş bu. Bu sonmuş ve bence en eğlencelisi de buydu zaten esas eğlence şimdi başlayacak diye Aa, diyorum. Evet tabii. Bayi, esas... Hayır, seni ben seni alacağım. Tweetler konusunda ha, en okay. eğlencelisi buydu. Bayi günün... seni davet etmek istiyorum. <laughs> Hadi siz. o zaman davet et beni. Bakalım gelecek miyim dur. Şimdi şöyle yapıyoruz. Maçları önce maçları ekranlara getireceğiz. Tamam bakalım. Günün maçlarında. Günün maçlarında bugün neler var? Ya şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben de kendi tahminlerimi yapacağım maçlara dair. Doruk da kendi tahminlerini yapacak ve bu turnuvanın sonunda bir aylık sürecin bittiği günde bakacağız hangimiz daha fazla bilmişiz. Bu topa gerçekten girmeli miyim diye düşündüm şu an sen sonundaki tabloyu söyleyince. E, girelim hazırım. Hazır mısın? İlk maça ya, İngiltere, Hırvatistan'la başlayalım. Kafamda çok tamam. net bir tercih var. Nedir İngiltere, Hırvatistan? İngiltere diyorum ben. İngiltere kazanır diyorum. Ben berabere diyorum. Beraber yani, Wembley'de olmasına rağmen nedense o maç bence beraber bitecekmiş gibi geliyor. Okey fena tercih değil ama kaybedeceğini <laughs> düşünüyorum. O yüzden yani sıfır demem beni biraz mutlu etti. Senin mı fena Peki Avusturya Kuzey Makedonya. Valla Avusturya takımını ben beğeniyorum ve e, ileri de gidebileceklerini, ya kendi çaplarında ya gruptan çıkacaklarını düşünüyorum. İyi bir kadrolar olduğunu düşünüyorum. Kalazitçiyim e, bu sezon full. O yüzden hani sen ne kadar Makedonya'ya kayacaksan ben de o kadar Avusturya'ya kayacağım. Ben net Avusturya kazanır diyorum. Ben burada biraz duygusal yaklaşacağım ama bir yandan nedense içimden de öyle geçti bu arada. Realist bir insanımdır normalde. E Kuzey Makedonya ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda ve... E... Bugünkü Finlandiya'yı gördüm diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya onun için değil gerçekten. Yani bilmiyorum ben hala Pandev'e güveniyorum galiba. <laughs> ama Pandev gerçekten, <laughs> gerçekten herkese güveniyor bu arada arada. Şöyle bir şey oluyordu mesela. Serial programı yaparken e, kanalda mesela maç izleniyor. Birinden şöyle bir tepki çıkabiliyor. Abi Pandev hala gol atıyor mu? Gerçekten <laughs> Pandev hala hala, hala gol atıyor, atıyor mu? Yani. Hakikaten öyle. Zaten Pandev taşıdı Avrupa Şampiyonası'nda Makedonya'yı. O yüzden ben nedense bu maçtan da o yüzden beraberlik çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir şekilde oradan puan alacak Kuzey Makedonya gibi geliyor. Ama bu dediğim gibi çok e, duygusal bir yaklaşımda olabilir. Makedonya Bunu Makedonya diyeceksin gibi başladın. En azından beraberlikle de biraz dengeledin <laughs> yani. Beraberlik gibi düşünüyorum. Ve son olarak Gelenim. Hollanda Ukrayna mı? Hollanda Ukrayna maçına. Valla orada da ben e, maçı maçın beraber biteceğini düşünüyorum. Ya yani Ukrayna'nın özellikle bu Uluslar Ligi'ndeki İspanyalı Almanyalı grupta e, çok çok birbirleri bir sıfırlarıyla falan kısır maçlarda iyi oynadığını hatırlıyorum. O yüzden Ukrayna'nın Hollanda'yı teslim olacağını düşünmüyorum. Çok da e, matah bir Hollanda yok kendi seviyelerinde. Ben Hollanda'nın kazanamayacağını düşünüyorum. Ben beraber ediyorum. Ben de burada Hollanda kazanacak diyorum. Üç tercihimizin de ayrı olması beni çok mutlu etti. Biz bunu sürekli olarak sayacak mıyız peki? Evet. Okey güzel. Boyunu sevdim. Ki bir anlamı olsun. Aynen doğru söylüyorsun. Boşa yani, yapmayalım değil mi yani? Zaten her programda da yazarız. Doruk kaçta kaç gidiyor. Ben kaçta kaç gidiyorum. Bakacağız artık. <laughs> Gerçi benim bugünkü Kuzey Makedonya tercihim. Daha doğrusu beraberlik tercihim diyeyim. Biraz üç sürprize gebe. Üç ben o zaman. Yani Üç Makedonya maçında. <laughs> Aynı performans senden Macaristan maçlarında da bekliyorum. Önce olur bir şey söyleyeceğim. Önce bir bakacağız Macaristan <laughs> Çok çok çok. dolursa yol. Macaristan yeniyormuş Fransa'yı. Ne yapacaksın? Vallahi bir şey yapmayacağım. Tebrik <laughs> ederim ama e, herhalde en büyük sürprizlerden biri oluruyor. Yani. Bu arada gören böyle bir şey düşündüğümü zanneder. Tabii ki bir de siz bir Macaristan'ın e, yani, yani doğru, çok fazla yapabileceği, yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum Kesinlikle. ben. E, bay geçebilir Macaristan. <laughs> o gün sen tahminde de bulunmayabilirsin <laughs> Peki noktalayacağız bugünü de değerli izleyici. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci günü konuştuk ama daha yolumuz uzun. Daha çok maç var nokta alıyoruz. Ama tabii ki yarın 3. günün ardından yeniden karşınızda olacağız. Maçlar için iyi seyirler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.